Bayanlar baylar, eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmek için şimdi radyonuzda Sabah Tümer ve Kadir Çöpdemir. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Sabahcığım, çok güzel, güzel başlangıç ama hep diyorum ki mikrofonu gırtlağına kadar sokma diyorum. Sen de bir niye bu? Yaklaşıyor muyum? Yani açılış yaparken, açılışı sen yapacaksan hakikaten gırtlağa kadar alıyorsun mikrofonu. Ama çok güzel. Güzel de sadece milletin kulağı çat. Bir daha baştan alalım. Bir mesafe hafif. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Oldu mu? Oldu, daha güzel oldu. Bak ağzını almayınca araya bir mesafe bırakınca daha güzel koyunca, oluyor. Ha. Ama sen iyi hoş diye alalım diyorsun. Ha? Açılışta mı mesafe? Açılışta, sonra yapış. Ha. Açılışta bir mesafe koy. Sonra yapış mikrofona. Aa, ne yapsam yaranamıyorum sana. Sen zor adamsın. Ben zor adam değilim hayatım. Sen beni zorsun, zorluyorsun. Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Her ben. Şey. Bak ben yani kalkıp burada ben öyle açılış yapamıyorum. İyi akşam senin gibi sesimi öyle hani bağıraraktan o kadar güzel bir şekilde kullanarak. Sen, yapıyorum, onu da beğenmiyorsun. Yok yaklaşıyorsun, şimdi... yok yaklaşmıyorsun. Tamam, yaklaşsan tamam. Bir türlü, yaklaşmasan bir türlü. Ne istiyorsun be adam ya? Sen bana şunu söyle. Sen hayatın hangi alanlarında bağırıyorsun? Yani iş, özel. Yani bağırdın, önce onu bulalım. Benim yani. Benim her alanda bağırma potansiyelim var. Ha, mesela her özel hayatında çok bağırır mısın? Bağırırım. Mesela çok, ne çok. Konuda bağırırsın? Ne zaman? Gece, gündüz, ne bileyim yani. Bağırmanın gecesi gündüzü mü var ya? Yani geldi mi çıkıyor. Hayatım kiminin kan şekeri dengesiz olur. Geceye çok sinirli girer, gece bağırtkan olur. Benim ne zaman neye sinirli olur. Belli olmuyor. Yani gün içerisinde de oluyor, gece de oluyor. Tam hani yayından önce de oluyor. Daha işte mesela gündüz de olabiliyor. Mesela bugün çok bağırdın mı mesela? Bugün şu anda bağır. Bugün hiç bağırmadım. Ha, bağıracak mısın? Vaktim olmadı bugün. Ha, bağıracaksın peki? Kısmetse bağırırım. İstiyorsun bağırma. Bir rahatlayayım diyorum. İçinde duruyor değil mi bu? Yani bir bağırsam da rahatlasam. Öyle bak çok uzun bir müddet hiçbir şeye bağırmadım. Hatta zannettim ki duygularım falan gitti benim artık. Niye ben bağıramıyorum diye. Çünkü bir anda böyle bu sene. İşte Haziran'dan yaklaşık aralığa kadar hiç bağırmadım. Eyvah. Çok acayipti. Hiç ben değildim. Sonra bir gün bağırdım dedim ki tamam. Geldi. Hoş geldin dedi. Çok güzel hoş efendim. Bulduk, hoş sizler bulduk. De hoş geldiniz efendim. Süper FM'de çift dikiş başladı. Sabah Tümer yanımda. Ben burada. Herkes orada. Şahane. Fevkalade. Bazen insanlar bağırmadan niye anlamıyor bazı şeyleri? Bizde öyle bir şey mi var? Bak şimdi bunu sen söyleyince aklıma geldi. Bağararaktan daha iyi anlatabiliyorsun. Tatlı dilde anlatamadığın şey. Onun için o bağırma noktasına geliyorum ben. Sen o tatlı kafanı böyle şeylere yorma bebeğim. Bunları ben hallederim. Ama sevmiyorum sen ben. Sen ne beni hiç bunları düşünme. Bunları ben mikrofonu da biraz ağzının önüne git. Uzaklaş dedim mikrofon yemin ediyorum ense kökünde. Ağzına getir mikrofonu. Ağzına getir. Sen de hiç neyse tamam hadi ne yaptık başladık değil mi? Evet evet. Sen oturma pozisyonunu belirlesene öyle mi oturacaksın? Şu bugün? Anda bu pozisyonu ama yani. Şu anda bu pozisyonu oturacağız. Pozisyon bilmiyorum bakacağız. Evet evet. Bu pozisyondan nasıl verim alacağımı bağlı. Evet evet maalesef tutamıyoruz. Bir noktada tutamıyoruz. Sabahını bir noktada tutmak hakikaten deveye hendek atlatmaktan zor. Yani sabahının hareketli i̇şte kişiliğini. İşte hendek işte deve. Buraya da yansıtıyor. Ya gider Barış Manço'nun ölüm yıldönümü. Ya nur içinde yatsın. Ha. Allah rahmet eylesin. Ne tatlı insandı. Ne büyük ozandı. Ne büyük sanatçıydı. Ne güzel insandı. Çift dikiş. O köyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Survivor'a katılacak ünlüler belli olmuş. Aa kim en son? En son Tolga Karay. Ay çok yakışıklı çocuk o. Tolga'nın son zamanlarda hiç olay oldu mu? Ne gibi? Böyle internette falan aldı yürüdü mü yani? Bildiğim kadarıyla hayır. Yani çok yakışıklı ama bir sürü hayran da var. Ya genelde ya yakışıklı alıyor Acun değil mi? Ya internette popüler bir iş yapmışsa alıyor. Şey senin Pascal'ı da aldı mesela seni de alır. Vallahi Acun'un çok para vermesi lazım bana ya. Çok öyle azla gitmez mi yani? Korkunç geliyor bana iş. Ya niye aslında? Bir tarafta evet hani sen açlık tabii. Sen bir tane Hindistan cevizinin yani iki kaşık Hindistan cevizle doyamazsın ki. Ha, evet doyamam ki ben. Ben de uykusuzluğa dayanamıyorum işte. Ha, açlığa dayanıyorsun yani. Yok açlığa da dayanamıyorum. Ha, açlığa dayanamıyorum. Bak, hem aç. Hem hareketlisin aynı zamanda. Hem aç hem uykusuz sabah gerçekten çok fena yani hani.
Bütün herkes nefret eder benden. Bırak herkes zaten kendim, ben kendimden nefret ederim. Başka kim alabilir sence bu sene Acun Survivor'a? Kim alsın? Mesela çok iyi Bülent Ersoy yaptı bu sene. Hasat çok iyi oldu. Bir Bülent Ersoy alsa mı acaba? Ama yani çok ciddi bir şey oraya. Yani Bülent Ersoy gidemez zaten oraya. Gidemez mi diyorsun? Yapamaz mı? Yapamaz. Kaldıramaz mı diyorsun orayı Bülent Hanım? Bülent Hanım nasıl kaldırsın ya yani? Ya da Bülent zaten orada genç. Oradakiler nasıl kaldırsın diyor. Yani oradaki, orada olmak için de genç falan da olmak lazım. Bayağı şeyin vücudunun şey, o çevik olması lazım. O sporlar, tamam, o yarışmalar falan, çevik falan düşünsene. Ama kuvvetli gözüküyor çok. O kaldırır, şey yapar. Gözükmekle aynı şey değil. Ben o ağırlık. Sen seyrettin mi geçen sene omuzlarında kilolarca ağırlık falan taşıyorlar, devrilmiyor, o kızlar nasıl duruyorlar o bacakların üstünde, ben şoke oluyordum her seferinde, nasıl olabilirdi ki, hani şey de değiller mesela, daha önceki zaman oraya gitmeden önce sporcu da değiller. Oluyor demek ki hayatım, ne yapacaksın işte, her şey insan, bir de her açken şey işte, açken de oluyor insan, evet oluyor. Her şeyi yapıyor da, her şeyi yapıyor. Çok çok zor vallahi, büyük, helal olsun herkese. Bunu bir bağlayabileceğiz mi peki? İstersen bu havada kalsın, bir şarkı girelim. Ha, havada bırakayım havada diyorsun. Havada bırak. Ha, bırak peki, hadi. Hadi. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Bak bizim sorunumuz ne biliyor musun Sabah? Çok mu konuşuyoruz? Yok, bizim dediysem yani senle benim değil, millet olarak. Ha, neymiş millet olarak sorunuz? Biz bu ikili ilişkileri güzel yürütüyoruz aslında. Bu mu sorunumuz millet? Ama ayrılmayı beceremiyoruz. Ayrılmayı, sorunumuz bu. Yo, çatır çutur da ayrılıyoruz ya. Öyle bir sorun da yok bence. Bu tip şeylerde üslup çok önemli Sabah. Üslubuna göre yapamıyoruz işi. Neymiş üslubu bu? Eski sevgilinin kaçıyla görüşüyorsun? Sen eski kelimesinin anlamını bildiğine emin misin canım? Ha, bak işte tam da onu diyeceğim. Sanıyoruz ki eski sevgiliyle görüşülmez. Görüşülür mü? Ya bir insanı ya çok seviyor, sevgili oluyoruz. Ya da hiç sevmiyor, küsüyor, eski sevgili oluyoruz yani. Evet, doğru diyorsun aslında. İlişkiler genelde kavgalarla, küslüklerle bitiyor ya. Ha, bunun sebebi de ne? Yerinde ve zamanda doğru şekilde ayrılmayı bilmememiz. He, anladığım kadarıyla sen biliyorsun. Tabii, mesela bak birisinden asla mesaj atıp ayrılmaman lazım. Ay evet, o çok ayıp bir şey. Yaptın mı? Evet, neredeyse hep söyledim. Peki niye yaptın? Madem ayıp bir şey niye yaptın? Ya niye? Yüz yüzeyken bazı şeyleri yapmak zor oluyor ya. Karşıdaki insanın üzüleceğini biliyorsun. Hani genelde hani benim ayrıldıklarım çok üzüldüler Kadir'cim. Yani yüz yapamıyorum. Ve doğru zamanda da ayrılamıyoruz. Tabii nikah masasında nikah memuru kabul ediyor musunuz dediği anda, aşkım ben senden ayrılmak istiyorum dersen olmaz yani. Öyle değil be. Tabii öyle de olmaz. Bak benim demek istediğim, işler çok kötü bir hal alana kadar ayrılınmıyor. Anladın mı? Oysa bazı şeyleri önceden göreceksin. Arandaki arkadaşlık ilişkisi bozulmadan ayrılık kararı alman lazım. Doğru, biz ya genelde böyle 700. kavgadan sonra falan ayrılık kararı alıyoruz. Olmaz. Ne ilk kavgada ayrılmak lazım ne 700. Makul bir sayıda işin sonunu göreceksin. İlişkiye noktayı koyacağım be. 20 iyi mi? Fazla fazla. Ben 4-5 gibi kalkarsın yani yavaştan. Ha, akşam trafiğine kalmadan ha, yani. Tabii boğaz sıkıştırmadan. Anladın mı? Yani ve mekan Sabah. Yanlış mekanlarda ayrılıyoruz. Ha, örnek nikah masası mı? Misal, güzel bir örnek. Ayrıldığın mekanı dikkatli seçeceksin. Etrafta böyle kesici, delici alet olmayacak. Seni atabileceği ya da kendini atabileceği bir uçurum olmayacak. İşek ve otobanın kenarı olmayacak. Giden arabada hiç ayrılmayacaksın. Kendini mi atarsın aşağıya tutar? Ya direksiyona saldırıyor ya. İkimiz de öleceğiz o zaman ya. Madem ayrılıyoruz ölelim diye, bir de diyeyim ki hiçbir aşırı tepki göstermedi, o da kötü. Kızla ayrılmış şekilde gitmeye devam ediyorsun ufacık arabanın içinde. Arabada da ayrılınmıyor. Yani o yüzden bak bir şey söyleyeyim. Mekana da dikkat edeceğiz. Ay, o zaman bizi izleyen dinleyicilere söyleyelim. Çiftlere daha doğrusu. Hani az sabredin, inince terk edin. Ya da git Konya Ovası'na dümdüz. Ha. Konya Ovası'na git, orada ayrıl. Bir evet. Bozkır'da ayrıl. Ha, bir ova olsun değil ova mi? Ova olsun, bozkır olsun, düzlük olsun. Bayıra anladın? Karşı. Ha, bayıra karşı ayrıl. Sen seviyor musun bayıra karşı? Bayıra karşı ayrılmayı mı hiç, bayıra karşı? Yok hayır, o bayıra karşı. Ay o şarkı mıydı neydi o, bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Bak nasıl da biliyorsun Afacan. Afacan nasıl dökülüyorsun? Çift dikiş. Çift sarılı yumurtadan çıkan program. Çift dikiş.
Türkiye çok garip bir yer olmaya başladı Zaba. Hayırdır? Caner Asena çiftini hatırlıyor musun? Ha evet, hani şey, şarkıcı Berkay'la bazı fotoğraflar falan bulunmuştu. İşte o çift barıştı, biliyorsun değil mi? Biliyorum, Allah mesul etsin. Evet. Bir haber gördüm, çift yavaştan normale dönüyor diye. Ne güzel işte. Habere tıkladım, karşıma bir şey çıktı. Ne çıktı? Hemen geri gelme tuşuna tıkladım, dedim herhalde bir yanlış bir yere tıkladım. Evet. Sonra tekrar tıkladım. Aynı şey. Kutup ayısı. Çöl? Çöl yok, sadece kutup ayısı. Nerede? Caner'in hanımının üzerine. Niye? Her mantıklı insan gibi ben de bu soruyu sordum. Dedim acaba fotomontaj falan mı dedim. Fotomontaj mıymış? Hayır, gerçekmiş. Caner'in eşi Asena Hanım kutup ayısı desenli kürk giymiş. Kutup ayısı deseni nasıl oluyor ya? Beyaz değil mi işte? He işte beyaz yine, ama ufak bir ayrıntı var kürkte. Kafatasının kafası ve pençeleri de var bunun. Yani kafa ve pençe de var. Ay yapma, gerçek kutup ayısı değil inşallah. Gerçek olmadığı belli ama yani nasıl diyeyim sana? Yani bak sen ya, bak sen, sana da getirdim fotoğrafı. Böyle kürk olur mu Allah aşkına? Aa, o ne öyle ya? Yani bu ya, ve bu haberi normal yaşantılarına döndüler diye vermişler. Böyle bir şey normal olabilir mi ya? Ha, tamam ben anladım. Neyi anladın? Niye bunu giydiğini? Niye? Belki eşine ceza verdi. Kim? Başka türlü bir açıklaması yok yani, hani... Kimse bunu kendi hür iradesiyle giremez. Caner dedi ki tamam barışıyoruz, affediyorum seni. Yalnız bir şartım var. Şunu giyip normal bir şeymiş gibi dolaşacaksın yanımda. Ha? Zeki çocuk, bak futboluna da yazıyor bunu, helal olsun. Çift dikiş. Çift dikişle günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya hazır olun. Batıl inançların vardı değil mi senin? Yoktu tabii ki. Nereden çıkardın bunu şimdi? Hani canım yokmuş ya. Hadi be. Sürekli evden sol ayakla çıkmıyor musun sen? O tam batıldan sayılmaz ki. Kara kedi falan görünce de panik oluyorsun sen. Kedi görünce panik olurum ben. Rengiyle alakası yok. Irkçı değilim. Peki nazar boncukları şıkır şıkır var üstünde 100 milyon tane. Renklerini seviyorum. Mavi en sevdiğim renk. Yoksa sen hala benim en sevdiğim rengi bilmiyor musun? Ne güzel konuyu bana saplamayı başardın be. Kadın olmanın verdiği gizli silahları kullanıyorum canım zorda kalınca. Doğru. Evet. Çok enteresan bir batıl inanç okudum. Batıl inançların hangisi mantıklı ki? Ne oldu, sustun? Güzel tespit yaptın. Yani o yaptığın tespit sonucu sustum ama okuyacağım. Bu gördüğüm onların içinden bile sızılıyor. Öyle garip bir şey. Neymiş? Bunu hiç duymuş muydum bilmiyorum. Bir kişi gerdeğe girmeden önce yanlışlıkla kediye basarsa uğursuzluk getirir diyor. Kediye yanlışlıkla nasıl basabilir bir insan? Basar abi, basar da yani. Bunun olma ihtimali nedir ki yani? Bir insan hayatına kaç kere kediye basar? Belki de bu yüzden batıl inanç yaptılar bunu. Hankı yüzü. Hani zaten olması imkansız yakın bir şey ya. Bir de gerdek gecesinden önce oluyorsa yani. Hani belki o işte uğursuzluk var falan gibi bir bak, şey. Bak bir de özellikle belirtmişler yanlışlıkla diye. Yani bilerek basarsan problem yok. Ya eskiden biliyor musun? Sen bu arada bilmezsin. Gerdek'te eskiden Osmanlı'da şey varmış ya. Tavuk ya da kedi yüz görümlüğünü veriyorsun. Sen hiç gerdeğe girdin mi? Ne giriyorsun be? Girmedim. Nasıl gireyim? Biletli alalım seni şey var. Ne? Çok güzel. Alt katında güzel modern ressamlar var. Üst katında neyse, adam tamamıyla yanlış anlamış. Eskiden Osmanlı'da yüz görümlüğünü patlattıktan sonra ya tavuk ya şey koyuyorlarmış, kedi. Damat hadiseye başlamadan önce mesela tavuğu alıyor, laak canlı tavuk. Ya da kedi. Laak diye ikiye ayırıyor, ondan sonra giriyor. Gerdeğe yani. Neymiş bu? Yani hanımefendiye, eşine şu mesajı veriyor yani. Ben kuvvetli. Cart diye bacaklarını. Ben adama evet ayırırım diyor. Hadi be. Yani hayat boyu yani otorite benim yani, evin reisiyim. Ay bunun için bir hayvanı canlı... Ay çok canlı... Ya yoktur böyle bir şey, saçmalama. Varmıştı. Hadi ya. Varmıştı. Ay çok kötü mü, etkilenmez misin? Aa. Ya düşün şimdi bak, yerdeğe girdik biz diyelim ki, tamam mı? Biz bir de. Yani kim hani, diye örnek vereyim şimdi tavuk, ben? Tavuk, kediyi kestik şimdi, bir de... ya henüz girmedik. Tamam giriyoruz. Tamam tamam hayatım, girelim tamam dedin tamam çok. Tamam. Tamam sen... Şimdi giriyoruz gerdeğe. Daha girmedik. Yani odaya girdik. Odaya girdik. Gerdeğe girmedik. Odaya girdik. Sen heyecanlısın. Kalbim büt büt atıyor.
pıt pıt atıyor kalbim. Tamam, müzik falan bulaştırma, sen mahcupsun lan. Mahcupsun sen. Allah Allah. Yüzünü örtmüşsün şeyle, hani yüz görümlü vereceğim ya ben. Ondan ama için kıpır kıpır. Ondan sonra yiğidin harman olduğu yerden erkeğin hasıyla tanışacağın için bir başkasın yani. Ben veriyorum yüz görümlüğünü. Ya yani bu altın da olabilir, böyle bir takı da olabilir, biliyorsun değil mi? Açıyorsun yüzünü. Ben bakıyorum sana, bakıyorum, dalıyorum. Dur lan. Bakıyorum, bakıyorum, dalıyorum. Sonra diyorum ki anne Allah belanı vermesin, bunu mu buldun bana bul. Demiyorum tabii ki, bakıyorum. Bakarken oradan kedi tavuk oraya bir yere konuşlanmış. Alıyorum, sen de bana bakıyorsun. Tavuğu böyle çıkartıyorum. Bacaklarından tutuyorum ikiye. Zart diye ayırıyorum. O kan olduğu gibi senin yüzüne fış diye. Ay Kadir. Ay tövbe yarabbim. Etkilenmedin mi? Geride giremeyeceğim senin yüzünden. Ne yapacaksın? Kenardan mı bekleyeceksin? Bu benim olan benim gerdiğim oldu. Zaten ne zaman gireceğim meçhuldü. Yavrum girersin. Şu anda tamamen olaydan kopmuş. Girersin de mühim olan yalama olmasın. Ay çıkar. Kan revan. Ay çok kötü bir devam adetmiş. Devam ediyoruz. Neyse bir şarkı gelsin ya. Boş ver bu batıran Şerif abi. Bu kedi cart mart kanman. Değil mi? Ha? Tamam peki. Çift dikiş. Okey'de çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Sizin işiniz de zor ve sabah. Ay vallahi öyle Kadir ya. Her gün gel radyoya, insanları güldürmeye, keyiflendirmeye çalış. O gün mutsuz musun, depresyonda mısın, bir yakınını mı kaybettin? Kimsenin umuru değil vallahi. Radyo programı must go on. Ah! Ya sen radyocusun, ben değil miyim? Ya sen de öylesin bir yerde de yani. Hangi yerde abi? Bir yerde derken bir yer söyler misin? Bir sen yerde. Niye bunu sizin işinizde zor dedin hakikaten? Yani hani aynı iş yapıyoruz biz sonuçta. Ben radyoyu kastetmiyorum. Kadınları kastettim ben ya. Ha gerçekten öyle de yani ben seni biliyorsam abuk sabuk bir sebeple bağlayacaksındır bunu sanki ha. Çünkü sizin baş düşmanınız çok çetinceyiz. Baş düşmanımız. Hayırdır, kadın arık olarak yıldız savaşlarına falan mı katıldın? Doğada her şeyin bir baş düşmanı vardır sabah. Kedinin köpek, farenin yılan, kuzunun kurt, siyahın beyaz olduğu gibi. Evet, yin yang diyoruz biz buna. Uzak doğu felsefesi. Neyse o denge kuralı sabah. Bu denge değil, bu düşmanlık, baş düşmanlık. Hayatım boyunca mücadele edeceğin şey yani. Ve kadınların baş düşmanı çok çetin ceviz, öyle mi? Aynen, zıvaynen. Erkekler mi çetin ceviz yani? Aşk olsun sabah. Biz sizin baş düşmanınız mıyız ya? Değil misiniz? Ya olur mu ya? Ya olur mu? Değiliz tabii ki ya. Biz sizin elmanın yarısıyız ya. Baş düşmanınız biz değiliz ya. Kim bizim baş düşmanımız o zaman? Yer çekimi. Ne? Çekimi? Yer çekimi. Kadınların baş düşmanı her zaman yer çekimi. Kurttan kaçarsın, fareysen yılandan kaçarsın, kediysen köpekten ama yer çekiminden kaçamazsın. Sizin düşmanınız çetin. Çok saygı duyuyorum. Çok saygı niye duyuyorum. Niye bizim baş düşmanımız yer çekimi? Sarkıyorsunuz abi yaşlandıkça. Anladın mı? Koltuk altı, yanak, göz, orası burası sarkıyor. Sürekli mücadele etme durumundasınız. Yer çekimine karşı asla kazanamayacağınız bir mücadele. Bir süreç. Üzülüyorum. Saygı duyuyorum. Onurlu mücadelenizden dolayı kutluyorum. Sizi nereden çekiyor? Yer ha? Sinirden hangi cinayet silahıyla öldüreceğime karar veremiyorum size. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ben doğruları söylüyorum. Sizi abi çekmiyor mu? Abi çekse ne olacak? Beni çeksin çekmesin. Benden ne olur ki? Önemli olan seni çekmesin. Bak tek çareniz arada bir baş aşağı durmak. Onu da ne kadar yaparsın? Estetik krem şu bu bakım ürünü bir yere kadar. Yani savaşın galibi belli. Sabah. Yani gerçekten en saçma sapan konuları açıp insanın böyle relax bir şekildeyken sinirini, asabını, her tarafını bozuyorsun ya. Kadının yer çekimi, erkeğinkine, sizinki daha kötü, siz yer çekimine bir de karşı koymaya çalıştığınız zamanlar var. Daha zorsun şimdi. Ama şimdi onun bir takım önlemleri Allah razı olsun tıp tarafından tıp çözüldü. Nereye kadar? Tıp çözüldü. Nereye kadar? Çözüldü efendim o. O çözüldü efendim tıp, o açı. Hayır hayat. Çözüldü efendim. Hayır hayat. Tık tık efendim. Tık tık. Ne tık? İki tık tık bir fık fık. Bu konu gidiyor. Evet. İstersen bir dur mu desek? Ne yapasak? Tık tık ama yani bu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani sizin işiniz daha zor bence. Niye abi? Kadının yer çekimi. Tamam, kadının yer çekimi diyorsun iki saattir. Erkeğin ne? Gök itimi.
O ne ya? Ya üzerimizdeki atmosferin erkeklere yaptığı basanç diyeyim ben sana. Ne eksi olacak onun size? Oh, öyle deme sabah. İnsan darlanıyor. Tamam belki kadından iki kadar ciddi bir düşman değil. Ama bu da adamın canını sıkıyor. O kadar atmosferin, o kadar hava basıncı üstünde ya. Bildiğin hava basıncı ya. Ah kıyamam. Ben sizin derdinizi bak, seveyim ya. Bak ben kaç hava basıncı alıyorum. Kaç bar. Kaç bar basıncı altındayım ben şu an biliyor musun? Kaç? En az 300-500 vardır yani. Hiç yoksa 1000 vardır yani. Öyle mi hesaplanıyor? Bilmiyorum da işte o bar hesaplanı o kadardır yani. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Bugün buraya nereden geldim biliyor musun sabah? E5'ten mi senin güzel yan orası? Mekan olarak diyorum yavrum yani nereden? Nereden geldin? Düğünden. Aa, hayırdır, kim evlendi? İlkokul arkadaşım. Yuh, bu yaşına kadar evlenmemiş mi? Ne varmış ya benim ilkokul arkadaşımın yaşında? Ha bir saniye. İlk evliliğim hem. Değil. Ha tamam, şimdi oldu. Çok üzülüyorum çocuk için. Niye? Ya o evlendi. Sence hata mı evlilik ya? Sayısına göre değişiyor tabii. Kimin evlendiğine göre değişmez mi o? Hayır, sayısına göre değişir. Sayısı ne oluyor? Ya ikinci evliliğinse hatadır kardeşim. İkiden sonrası da hatadır. İlki? Normal, herkes bir kere yaşamalı. Ha, ilk kez evleniyorsan tamam, olan olmuştur, senin suçun yok. Ama ikinci yere evleniyorsan orada suç sende. Senin kendi hatan mı yani? Bazı bünyeler evlilik yürütmeye müsait değil. Değil. Bilimsel bir şey. Bak ilkini yürütemiyorsan bil ki diğerlerini de yürütemeyeceksin. İyi de bazı çiftler çok genç yaşta yapmış oluyorlar evliliklerini. Hani 19-20-21 yaşlarında falan. Onlar da mı dahil bu gruba? Onlar harç, onlar daha akıl bali sayılmaz. Diğerleri için diyorum ben. Yani dediğine çok katılmıyorum. Bazı noktalarda haklı olabilirsin. Yani hani herkes evlilik yürütebilecek yeteneklere sahip olmayabiliyor da hani bu onları kötü insan yapmaz ki. Evlilik düğünleri sünnet düğünleri gibi sabah. Ay ne gibi? İkisinin de ilki mübah. İkisinin de ikincisinin son derece anlamsız ve yanlış. Kendinden olması gerektiğinden fazla şeyler götürüyor. Ha, evlilik düğünü tamlamasının patenti sana mı ait? Az önce buldum. Vay, az önce buldum. Vay, gayet mantıklı. Vay. Az önce. Bilim adamı, buluş adamısın sen. Ben var ya, yeme onu, yeme işte, yeme onu, yeme. Niye? Yeme işte, ondan sonra kütün gibi oluyoruz, yeme. Ya saçma, koskoca sen döner üstü pilavı yedin. Sen, ben yerken sen boş mu durdun? Ama ben ekmeğin yarısını çıkardım. Ha, neli o? Havuçlu. Ay çok severim, bana da ver. Aa. Yok anam, onu paylaşalım lan. Bir tane. Ben aldım, ben sana da bir tane al, kutunu açayım mı? Tamam hadi aç, ben şarkı çalayım. Hadi al kutunu, hem de kepekli de. Kepekli kira yapmaz. Aa, o da mı kepekli? Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Bu ülkeyi seviyorum sabah ya. Bu ülkede sana karşı boş değil be Kadir. Hayır sabah, hakikaten bu ülkeyi seviyorum. Tamam anladım, seviyorsun. Ya öyle böyle değil sabah. Sarılıp uyanmak istiyorum bu ülkeyle ben. Yanaklarını sıkmak istiyorum, saçını taramak, yüzüne düşen saçları alıp böyle kulağın arkasına atmak istiyorum ya. İş ne güzel gelince ne güzel tarif ediyorsun aşkı sevgiyi ya. Bak benim bile için bir hoş oldu. Aferin sana. Bak 10 ömrüm daha olsa hepsini bu ülkede geçiririm sabah. E zaten bizim ülkemiz için var mı var ülkesi diyorlar ya, her şey var, en güzel şeylerde, en yanlış şeylerde. Bizde mizah var sabah, bizde hareketlilik var, sıradanlık yok bizde hiç. Sen ilişkilerinde de bunları mı seviyorsun? Ya insan şöyle bir ülkede yaşamayı istemez mi? Ha? Evin salonuna inek düştü. Sen istemez misin böyle bir ülkede yaşamayı? Bir dakika, bir saniye, şoktayım. Çıkınca ararım ben seni. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evin çatısından içeri inek düşmüş. İneğin fotoğrafı var. Şu güzelliğe bak, şu ineğe bak, şu güzelliğe bak. Ay ne güzel bu görüntünün. Ya ineğin bakışındaki umursamazlığa bak, kabullenmişliğe bak, vazgeçmişliğe bak. Sence de çok tatlı bakmıyor mu? Ay, komik bakmıyor mu? Ay ne komik, korkunç bir şey. Düşünsene birden evine çatıdan inek düşüyor Kadir. Yemin ediyorum 4 ay gülerim böyle bir şey olursa. Aralıksa... Neyine gülüyorsun? Ya haberde diyor ki çift üzerindeki şoku kısa sürede atlattı ama inek atlatamadı. İneği saman verip sakinleştirdi ve evden çıkarttı diyor. Ay neyse imare. Burada bir şeye takılmadın mı sen?
neye takılmam gerekiyor? Öyle güzel bir ülkede yaşıyoruz ki insanların çatısından evlerine otlaklar, büyükbaş hayvan düşüyor ya. Onun bile şoku kısa sürede atlatılıyor. Duruma adapte olunuyor, tekrar hayata dönülüyor. Mücadele ediyor, hayat mücadelesi ya. Nasıl mücadele ediyor ya? Ya saman veriyor ineğe ya. Evde şöyle bir diyalog geçiyor. Bey, eve inek düştü çatıdan. Ne, inek mi? Neyse, paniğe gerek yok ya. Mutfaktan samanı getir, ben hallederim. Sen mi uydurdun bunu şimdi? Ben uydurmadım, ben tahmin ettim. Başka ülkede gerçekleşmez bu. Başka nasıl gerçekleşmiş olabilir bir de? Fotoğrafa baktıkça hala gülüyorum ya. İkiz yatağın üzerinde inek duruyor abi, kameraya bakıyor. Güzel ülkem benim ya. 10, 100, 1000, 10 bin ömrüm olsa burada isterim bana. Kalan birini nerede geçirirsin? Slav ülkeleri belki. Yani. Çift dikiş.